Şubat 2021'de Mars'a iniş yapan Perseverance uzay aracı, Mars'tan etkileyici bir video daha paylaştı. Video, Mars'ın uydusu Phobos'un, Güneş'in önünden geçtiği anları gösterdi. NASA'nın Temmuz 2020'de fırlattığı ve 18 Şubat 2021'de Mars'a indirdiği Perseverance aracı, bugüne kadar Mars'tan pek çok etkileyici görüntü paylaştı. Fakat Perseverance'ın çektiği ve NASA'nın yeni yayımladığı bir video, tüm bu etkileyici görüntüleri bir kenara atmanıza neden olacak türdendi. Uzay aracı, Mars'ın patates şeklindeki ayı, Phobos'un Güneş'in önünden geçişini, yani Mars'taki bir güneş tutulmasını, kameraya almayı başardı. Uzay aracındaki, yüksek kaliteli Mastcam Z kamera sistemiyle çekilen video, daha sonrasında olabilecek en yüksek şekilde yakınlaştırıldı ve en yüksek kare hızıyla sunuldu. Ortaya çıkan o video gördüğünüz şekildeydi. Gördüğümüz güneş tutulması, dünya takvimiyle 2 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Yaklaşık 40 saniye süren tutulmada Perseverance'ın, doğrudan güneşi çekmesini sağlayan şey ise, yine üzerinde bulunan özel solar filtreleriydi. Bu filtreler sayesinde Perseverance, kameralarını doğrudan güneşe yansıtabiliyor ve hatta, güneşin bazı detaylarını bile ortaya çıkarabiliyor. Uzay aracı tam o anda güçlü bir yakınlaştırma özelliğine sahip, yüksek çözünürlüklü video kamerası Mastcam Z'yi gökyüzüne çevirdi. Mars'ın patatesi andıran doğal uydusu Phobos'un, Güneş ve Kızıl Gezegen arasına girdiği anların görüntüleri, NASA'nın YouTube kanalından paylaşıldı. 2000'den fazla kullanıcının beğenisini alan, Mars yüzeyinden çekilen videoda, Phobos'un Güneş'in önünden geçişi gözler önüne serildi. Dünyada da Güneş tutulması, Ay'ın gezegen ve yıldızın arasına girmesiyle meydana geliyor. Bu şekilde Ay, Güneş'ten Dünya'ya düşen ışığın büyük bir kısmını engelleyerek, karanlığa neden oluyor. Ancak Phobos, Ay'dan 157 kat daha küçük. Sadece 20 kilometre çapındaki uydu, bu nedenle Güneş'in ışığını kayda değer ölçüde engelleyemedi ve, gezegen yüzeyinde karanlığa sebep olmadı. Ancak uzay aracının görüntüleri, dünyada da ilgiyle karşılanan bu kozmik olayı, ayrıntılarıyla gözler önüne serdi. Öyle ki görüntülerde, güneş lekeleri bile göze çarpıyor. Mastcam Z kamerasının, operasyonlarından sorumlu ekip üyelerinden Rachel Housen, görüntüleri şöyle yorumladı. İyi olacağını biliyordum ama, bu kadar harika olmasını beklemiyordum dedi. Güneşin önünden geçtiğini gördüğümüz, uydumuz Ay'dan 157 kat daha küçük olan Phobos, aslında ilk kez bu şekilde görüntülenmedi. Phobos'un tutulması, geçtiğimiz 18 yıl boyunca Spirit ve Opportunity araçlarıyla 2004 yılında ilk kez gözlemlenmiş, 2019 yılında da Curiosity tarafından ilk kez videoya alınmıştı.